Gönül Kunarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Gönül Pınarı programında Osman Ünlü hocamız var. Osman hocamızla sohbet edeceğiz. Sizler adına bir sorumuz olacak. İsterseniz soruya geçmeden önce mikrofon hocamıza bırakalım, bir duasını alalım, sonra konumuza döneriz. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyiz almamızdan istifade eylesin inşallah Teala. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Rabbimizden ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarında hayra tebdil olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Allah-u Teala ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Son nefesi de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Bir programda sanıyorum Enver abiden nakille bir şey söylemiştiniz. Enver abinin nasihati yani o sohbetlerinde. Zalim olmayın, mazlum olun. Şeklinde. Ezen değil, ezilen. Ezen değil, ezilen olun diye. Bu ne demektir? Yani niye ezilelim ki? Niye mazlum olalım ki? Bunu bizim anlayamadığımız kısmı nedir? Onu anlatabilir misiniz bugün hocam? Mustafa Bey, şimdi Allah-u Teala dünyayı imtihan olarak yaratmış. Fakat dünyada da belli bir nizam ve intizam olacak. Ve Cenab-ı Hak hepimizi eşit yaratmamış. Kabiliyeti yüksek olanlar var. Hafızası kuvvetli olanlar var. Zekası kuvvetli olanlar var. Aklı üstün olanlar var. Bunların içerisinde bedenen güçlü kuvvetli olanlar var. Çalışıp kazanan, mal biriktiren, zengin olanlar var. Ve kabiliyetiyle çalışıp kazanıp amir konumuna geçenler var. Müdür olur, genel müdür olur, patron olur, bakan olur, başbakan olur. Komutan olur. Komutan olur, emir olur, neyse. Başhekim olur, başhemşir olur, neyse yani. Yani belli bir konuma gelir. Dolayısıyla herkes aynı değil. Ve dolayısıyla bu şekilde kabiliyeti zayıf olarak yaratılanlar var. Hafızası eksik yaratılan var. Aklı noksan yaratılan var. Bedenen zayıf yaratılmış olanlar var. Dayısı olmayanlar var. Değil mi? Tırnak içerisinde. Tırnak içerisinde. Dolayısıyla zengin olmuş veya bedenen güçlü olmuş. Arkası kuvvetli. Kabilesi, ne bileyim aşireti kuvvetli. Ailesi çok kalabalık. Değil mi? Çok zengin. Çok veyahut da çok malı mülkü var, çok zengin. Çok tanıdıkları var, adamları var. Şimdi bütün bunlar bu dünyada olmakta. Allah-u Teala da peygamberler vasıtasıyla dinleri göndermiş. Dünyada benim emrime uyarak hareket ederseniz amir olmanız, komutan olmanız, müdür olmanız, patron olmanız, zengin olmanız, fakir olmanız, bedene güçlü olmanız, bedene zayıf olmanız size bir zarar vermez buyuruyor. Hatta rahat edersiniz. Hatta rahat edersiniz. Mesela ben bir yerde okumuştum. Peygamberlere bedenen, yani normalde 40 insan gücü verilmiştir. Bedenen. Mesela Musa Aleyhisselam hasesi anlatır kitaplarda. Bir Kıpti ile bir İsrailoğullarından birisi böyle kavga ederken ayırıyor, şöyle ittiriyor, adam düşüyor ölüyor. İttiriyor ya, sadece o kadar yani. O gücü hiçbir zaman aynı şekilde insanların aleyhine kullanmadılar onlar. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam öyleydi. Efendim nereden biliyorsunuz bunu? En canlı misali Hendek Harbi. Hendek Harbi. Ne olmuş orada? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Eshab-ı Kiram geliyorlar. Hendek kazarken kayalar denk geliyordu. Kendi ellerindeki balyozlarla vuruyorlar. Ses, bir şey olmuyor. Ya Resulullah, parçalayamadık. İşte o Konstantiniyye yani fethedilecektir. Hadis-i şerifi orada söyleniyor. İran aynı şekilde bir gün yani ümmetimin eline geçecek. O zaman iki süper gücün orada, ya sen müdafaa savaşı yapıyorsun
Hendeğin arkasından savunma savaşı yapıyorsun. Ama o haldeyken diyorsun ki o zamanki Roma İmparatorluğu'nun başkenti, Bizans'ın başkenti İstanbul fethedilecek buyuruyorsunuz. Ve balyoza vuruyor, böyle ışıklar çıkıyor balyoza vurunca kayıya. İşte gördün mü buyuruyor. İşte Sasani o zaman iki süper güçten birisi, Putperest Mecusi. Yani saraylarını gördüm. Ümmetime aynı şekilde ihsan edildi buyuruyor. Hatta münafıklar diyor ki ne diyor ya? Açlıktan diyor aynı şekilde diyor karınlarına taş bağlıyorlar. Müdafaa savaşı yapıyorlar. İki süper gücü yıkacaklarmış bunlar. Ama imanı olanlar herhangi bir tereddüt geçirmedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söyleyse o muhakkak olacaktır buyurdu. Başına eğdi gitti. Başına eğdi gitti. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam balyozla o kayalara vurdu parçaladı. Fakat bu bedeni gücünü insanların aleyhinde hiç kullanmadılar. Bütün peygamberler de kullanmadı. Güçlüydü. Bir de bir pehlivanla şeyleri var mesela, aha, değil mi? Ünlü ve kuvvetli, herkesin bildiği bir pehlivanın sırtını yerine getiriyor. Hatta tabii, birkaç kere. Birkaç kere. Adam diyor ki ya nasıl yaptın anlamadım. Normal şartlarda olmaması gereken olmaması. Bir şey. Nasıl oldu anlamadım ama diyor yendin beni diyor. Söz de vermişmiş bu koyunları diyor sana vereceğim. Koyunlar vermiş. Onda sana da diyor ki peki diyor şimdi diyor Mekke'ye diyor bu koyunlarla gidince diyor sana sorarlarsa ne diyeceksin diyor. Ne diyeceğim? Rükhaneyi yendim o da bana bu kadar koyun ver diyeceğim. Ya yapma diyor yani. Benim bu tabirle karizmayı çizdirme diyordu. Resulullah Efendimiz ben hiçbir zaman mala tamah etmedim. Ben, bu da senin olsun diyor bırakıp gidiyor. Şimdi bunu hiç kullanmadılar. Yani diyeceksin bu misaller niçin veriyorsunuz? Burada hani siz de dediniz ya niye zalim, niye ezen, niye falan. Dinini unutan bir kimse, dinini unutan bir kimse hani bunu en çarpıcı şey olarak fıkra gibi anlatırlar ya. Şimdi adamcağız sıkışmış helaya gidiyor. Şimdi gençler pek bilemiyor da daha önce mesela ıbrıklar vardı, böyle şeyler vardı. O sıra sıra dizilir. Ondan sonra helalar. Umumi helalar. Umumi helalar. Şeyde bir de bekçisi olur. Adam sıkışmış, koşarak geliyor falan, tam içeri girmiş. O ıbrıklardan birisini taharetten ve temizlemiş, alacak falan. Hemen bekçi oradan doğru demiş, onu alma. Adam sıkışmış, bakıyor. Öbürsünü alıyor, tamam. Bakmış hepsi boş. Hela, kabinler neyse. Birisine gidecek, hayır demiş, ona değil. Buna, peki. Adam sıkıştığı için şey yapamıyor. Neyse, ihtiyacını giderim, dışarı çıkmış, rahatlamış. Ya demiş, ha bu ıbrık, ha öbür ıbrık. Ha demiş, bu hela, ha bu hela demiş. Ne fark eder de demiş, aynı şekilde beni durdurdun falan. Ben neci, biz neciyiz ki burada demiş. Ben neci kim burada? Dolayı bana sorman lazım falan. Evet. İşte o ben. Ha bekçi olmuşsun, hela bekçisi olmuşsun. Ha komutan olmuşsun. Aynı nefs. Aynı nefs. Eğer bu kimse İslamiyet'e değil de nefsine tabi ise eline fırsat geçince, küçükken derlerdi. Işte, niye öyle derlerdi bilmiyorum. Kastamonu hükümdar olmuş da önce babasını asmış derlerdi. Bilmiyorum ne demek o. Niçin öyle derlerdi bilmiyorum da. Kendisine en çok iyilik yapanı. Evet. O manada. O manada belki de aynı şekilde. İyiliğin kıymetini bilmeyen. Dolayısıyla cibilliyet yaratılışı itibariyle hayvandan aşağı yaratılmış olan insanlar var. Ellerine güç geçtiği zaman artık şey söyleyiver zalim oluyorlar. Zulmediyorlar. Hani Allah-u Teala rahmet eylesin Emen abiler bir şey anlatıyorlardı bir seferinde. Buyurdular ki benimki benim seninki benim. Buyurdular bu çok kötü. Bu zalim olanlar hep böyle. Benimki benim, seninki de benim diyor. Bir de buyururlardı, seninki senin, benimki benim. Eh idare eder buyurdular. Peki Allah-u Teala sevgili kulları nasıl olur? Seninki senin, benimki de senin. Bu buyurdular. Baldan tatlı olur. Baldan tatlı olur. İnsanlar bu şekilde böyle tasvip edilmiş. Yani benimki benim, seninki de benim diyen var. Bunlar zulmeder. Bunlar zulmeder. Hatta zulüm deyince şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Biz böyle değiliz. Yo, o öyle değil Mustafa Bey. En küçük birlik ve beraberlik olan yer neresidir? Ailedir, aile çatısı. Orada da zulüm olur. Ya erkek hanımına zulmediyordur, ya da kadın kocasına zulmediyordur. Ya o aile içerisinde anne baba evlada zulmediyordur yahut da evlatlar anne babaya zulmediyordur. Her gün dayak mı atıyorlardır? Hayır. Hayır. Şimdi zulüm
İlle de aynı şekilde dayak atmak değildir. Elindekini almak da değildir. Fiziksel değildir yani. Fiziksel değildir. Lafla dövüyordur. Mesela ne bileyim ben, helal mubah olan bir şey izin vermiyordur. Benim dediğim olacak. Hadi bakalım aynı şekilde saat geldi ben yatıyorum, siz de yatacaksınız. Sürekli baskı yapıyordur mesela. Sürekli baskı yapıyor. Bu zulümdür. Bu zulümdür. Kadın zengindir. Ailesi zengindir. Yavrusu da kocasının başına kalkıyordur. Değil mi? Evet. Zulümdür bu. Kocasını küçültüyordur. Küçültüyordur. Düşürücü hareketler falan. Anne baba yaşlanmıştır. Çocuklar aynı şekilde din öğrenmedi, şey yapmadıysa annesine babasına aynı şekilde talimat veriyor falan. Öyle basma, oraya oturma. Daha yeni süpürdük orasını. Nasıl şey yapıyorsun falan. Sakın ha, elindekini oraya sürme. Elini oraya basma falan. Zulümdür bu. Adam devam, sen tedirgin ediyorsun, tedirgin ediyorsun, huzursuz ediyorsun. Yani zulüm huzursuz etmektir. Zulüm huzursuz etmektir. Hatta Emel abiler bir şey buyurmuşlardı. Mesela diyelim ki birisi bir böyle kendisini sevindiren bir haber almıştır. Ondan sonra Mustafa Toköz de aynı şekilde duysun diye sevinerek geldi Mustafa Toköz'ün yanına. Dedi işte bak dedi ya böyle böyle falan. Ne varmış dedin sen, bozdun attın mesela, tamam mı? Bozdun attın. Bana ne? Aha. Falan dedi. Emel abiler bir seferinde buyurdular ki kar kırmaktır buyurdular. O neşeli geldi, onun neşesini bozdun buyurdular. Değil mi? O neşeli geldi, neşeli bozdun. Yani bu aile içerisinde başlıyor. En küçük insanların beraber olduğu insan topluluğu. Nüvesi ya da daha doğrusu aile. Olsa bu komşulara sirayet eder. Mesela diyelim ki saat 11'den itibaren çocuklar vardır. Ondan sonra ne bileyim hastası vardır falan. Sen televizyonu şimdi kat sistemi ya. Yani, tık tık hepsi duyuyor falan. Sen gecenin aynı şekilde 11'inden sonra elektrik süpürgesini çalıştırıyorsun, çamaşır makinesini çalıştırıyorsun. Veyahut da televizyonu ya da radyoyu sonuna kadar dangır 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 dangır. Veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben koridorda top oynuyorsun. Aşağıdakini rahatsız ediyorsun. Aşağıdakini rahatsız ediyorsun veya yukarıdakini rahatsız ediyorsun. Zulüm müdür? Zulümdür tabii bu. Çünkü kul hakkı devreye giriyor burada. Kul hakkı devreye giriyor burada. Zulümdür bu. Dolayısıyla hani bir şey anlatırlar da onu zaman zaman Huzura Doğru programında, hatta biraz uzun olmasına rağmen İslam ve Toplum programında da özetliyoruz. Bu Gönül Pınarı programında da anlattığımız olmuştur. Vaktiyle bir hükümdar bir rüya görmüş. Fakat ne gördüğünü unutmuş. Rüya tabircilerini çağırmış falan. Demiş, benim rüyamı bileceksiniz ve tabir edeceksiniz. Ya tabirciler demiş ki, ya demiş. Orada rüya yok. Nereden bilelim yani? Nereden bilelim biz bunu? Hepsini içeri attırmış, cezalandırmış. Zindana. Zindana attırmış, ondan sonra haber göndermiş ülkesine. Demiş böyle böyle, rüyamı bilip tabir edene işte 1000 altın vereceğim. Bir köyde garip, fakir, muhtaç birisi, ben de gideyim demiş. Oğlum demiş ki, ya demiş, zaten kaybedecek bir şeyimiz yok ki demiş. Gelmiş falan işte, heybesini azığını almış falan. O zaman payitaht, başşehir, başkent. Oraya yakın bir yerde bir ağacın altında çıkarmış. Heybesindekileri koymuş yerken, böyle nurani yüzlü bir zat gelmiş. Selamünaleyküm evlat, aleyküm selam efendim. Nereye demiş. Demiş payitahta gidiyorum. Hükümdarın rüyasını. Biliyor musun yok demiş, bilmiyorum. Tabirini bitti. Rüya bilmiyor ki tabi. Ben demiş rüya tabirini falan anlamam. Niye gidiyor? İşte demiş yani bir denk gelirse. Şansımı bir deneyeyim şansı yani. Falan. Peki demiş ben rüyayı söylersem, tabirinde söylersem o 1000 altın yarısını bana verir misin? Adam diyor ki ya bedavadan gelecek. Tabii ki veririm diyor. 500 bedavadan. Ha, evet, tamam diyor. Ondan sonra diyor ki gideceksin diyeceksin ki hükümdarım sen rüyada vahşi hayvanlar gördün. Sen vahşi hayvanlar gördün. Tabiri, sen bu insanlara zulmetmeye devam et diyor. Baskıyı arttır. O sonra gidiyor neyse. Diyorlar ki hükümdara böyle böyle gelsin diyor falan. Rüyanızda diyor vahşi hayvanlar gördüm. Doğru diyor, vahşi hayvanlar gördüm diyor. Tabiri, sen diyor zulmedeceksin bu insanlara. Yani baskıyı arttıracaksın. Tamam, verin 1000 altını. Sevinerek geliyor. Oradan çıkıyor. Diyor ki bu hükümdar diyor ki de bir rüya mı? Başver diyor falan. Yolu değiştiriyor. Oraya uğramıyor. Bu şans bir daha gelmez ayağımıza. Neyse ki diyor. Aradan hadi bir zaman geçince hükümdar gene bir rüya görmüş. Ama gene unutmuş.
nasıl biliyor ya, çağırın onu falan. Eyvah demiş ya. Ya demiş, biz de o zatın demiş aynı şekilde şeyini gasp ettik. Şimdi ne yapacağım ben? Gene böyle ümitli ümitsiz gelmiş o ağacın altına. Oturmuş o zat gene gelmiş. İşte efendim falan filan. Yok. Demiş ne oldu? Bizim hakkımızı vermedin. Efendim işte falan çok özür dilerim de falan da peşmekanda. Peki diyor, bu sefer verdiğinin yarısını vereceğim mi? Vereceğim vereceğim diyor falan. İyi diyor. Gene vahşi hayvanları gördü diyor. Zulme devam diyeceksin diyor. Peki gidiyor falan. Hükümdar da diyor ki ne gördüm? Vahşi, doğru söylüyorsun diyor. Tabiri yine zulme devam et. Verin diyor, bin altın çıkıyor. Oradan çıkıyor. Zıt pıt diyor bu hükümdar, rüyamı görüp duracak, boş ver diyor ya. Gene yolu değiştiriyor. Ama aradan hayli bir zaman geçince hükümdar bir rüya daha görüyor. Gene haber gönderiyorlar buna. Artık hanımı, çoluğu, çocuğu, dostu hepsiyle helallaşmıyor, yok demiş. Bu sefer yaptı. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar demiş, yok demiş. Bu sefer demiş, benim demiş foyam meydana çıkar, bu hükümdar da benim kellemi alır. Hakkınızı helal edin. Öyle melul, meyus bir şekilde, ümitsiz bir şekilde gene yol oradan geçtiği için o ağacın altına gene oturmuş. Böyle boynu bükük beklerken o zat geliyor, ayağına kapanıyor falan filan. Evlat diyor, birinci ikinci de çektin gittin diyor. Bizim hakkı gasp ettin diyor. Hakkı gasp ettin. Efendim çok özür dilerim, tövbe ettim falan filan. Ondan sonra peki diyor, dönüşte verecek misin diyor. Hepsini veririm istersen diyor. Yok diyor, hepsi değil diyor. Anlaşmamız yarısıydı diyor. Tamam. Hala diyor, ben o anlaşmaya sağdayım. Öbürlerini gasp ettin ama diyor. Ondan sonra hükümdara gideceksin. Hükümdarım, rüyanızda koyun kuzu gördünüz diyeceksiniz. Peki tabiri? Artık bu millet zulme layıktır. Kaldı zulmü diyeceksin. Gidiyor hükümdar diyor. Ne gördüm diyor. Koyun kuzu, doğru diyor. Hakikaten koyun kuzu. Tabiri diyor. Zulüm bitti diyor. Baskıyı kaldır diyor. Ondan sonra oradan çıkıyor. Ya diyor. Hep diyor bu zatın vesile oldu. Hakkını gasp ettim diyor. Bir an önce diyor. Üç günde geliyormuş oraya. İki günde gelmiş. Ağacın altında oturup bekliyor. O zat çıkmış gelmiş. Hemen çıkarmış. Bak demiş evlat. Birinci ve ikinci seferde sen de benim hakkımı gasp ettin gittin. Yani sen de zulmettin diye. Dolayısıyla zulme layıktınız. Yani sen zulmediyorsun. Hükümdar bana zulmediyor. Sen de zulmediyorsun. Sen zulmediyorsun. Hak ediyorsun onu. Hak ediyorsun. Ama diyor şimdi diyor oradan çıkar çıkmaz aklın başına geldi. Ve düşünmeye başladın. Ben o kimseyle böyle bir anlaşmaya evet dedim ama anlaşmaya sadık kalmadım. Ben zulmettim diyor. Kendin kabul ettin dedi, zulmettiğini. Ama şimdi öyle de, öyle dedi, öncekiler gibi düşünmedin yani. Boş ver, ikide bir görecek diye düşünmedin dedi. Zulmettim, hemen bir an önce üç günlük yolu iki günde geldin diyor. Burada oturdun, bekledin helallaşmak için. Ben diyor hakkımı helal ettim. Zulmü kaldırdın diyor. Ha, zulmü kaldırdın. Benim diyor o paraya ihtiyacım yok, o da senin olsun diyor, tamam. O da senin olsun. Dolayısıyla hani böyle bir şey anlatılır. Şimdi bizi dinleyenlerin içerisinde hatıra gelebilir. Ya ben ne yaptım falan, yok. Osman Ünlü sen de zulmetmiş misin? Ben insanım. Benim de nefsim var. Nefsime uymuşumdur. Kırmışımdır. Yani biz melek değiliz. Peygamber de değiliz. Peygamber de değiliz. Bunun için de bu tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin İlmi Efendi, Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bu zat hazırladığı Saadet-i Ebediye kitap başta olmak üzere diğer yayınladıkları kitapların hepsinin kapaklarına bile bir şey yazmışlar. Ne yazmışlar? İstiğfar, istiğfar, istiğfar edin. Estağfurullah min külli ma kerihallah yahut da estağfurullahel azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh. Peki niye yazmışlar bunu? Konumuzla ne alakası var? Ha, konumuzla ne alakası var? Şimdi niye yazmışlar bunu? Bu zamanda şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de otursun, dikkatli bir şekilde düşünsün. Zulmetmeyen kimse var mı? Ya diyecekler ki ya bir dakika, zulme uğrayan kimse var mı diye soracağınız yere ters sordum. Hayır. Hayır, hayır. Doğru soruyorum. Zulmetmeyen kimse var mı? Zulmetmeyen kimse var mı? Mustafa Bey yok. Mazlum diye baktığında birisine zulmediyordur. Mazlum diye baktığında tamam, birisi ona zulmetmiş, o da gidiyor başkasına zulmediyor. O başkasına, herkes gücü yetene. Herkes gücü yetene. Yani zulüm fazla. Zulüm fazla.
Adam mesela birisinin inancına tahammülü yoktur. Birisinin aynı şekilde ezana tahammülü yoktur. Adam hakaret ediyor, sövüyor, bağırıyor, çağırıyor falan filan. Yani insanların birbirlerine tahammülü yok. Evin içerisinde birbirine tahammülleri söz konusu değil. Ve Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba yok. Allah-u Teala'nın emirlerle dalga geçmek, alay etmek, hakaret etmek, onu yak etmek için uğraşmak. Bunlar olduğu müddetçe de orada hak, hukuk, başkasının aynı şekilde hakkına riayet ederim, bunu gücendirmeyeyim, bunun kalbini kırayım. Böyle bir düşünce yok. Böyle düşünce olmayınca Mustafa Bey, otomatik olarak herkes farkında olmadan zulüm yapıyor. Ve kendinden güçlü olanlar da buna zulmediyor. Herkes. Kimin kime gücü yeterse. Aynen öyle. Kimin kime gücü yeterse. Aynen öyle devam ediyor. Adamın etiketi var, etiketi olmayanlara bu şekilde yükleniyor. Adam parası var, parası olmayanları eziyor. Adamın makamı var, o makamla başkalarını eziyor. Yani bu netice itibariyle kul hakkıdır. Şimdi mesele kitaplarda okuyoruz. Masal gibi dinliyoruz onlardan. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazretleri Kudüs'ün fethinde işte davet ediliyor. Diyor ki Kudüsliler, biz diyor halifeniz gelirse ona teslim ederiz anahtarı. Kölesiyle beraber gelirken, hizmetçisiyle beraber bir tek develeri var. İki tane yok. Nöbetleşe biniyorlar. Bir saat biri, bir saat biri. Ve hatta aynı şekilde belli bir güzergah tayin ediyorlar. Kudüs'e yakın mesafeye gelince hizmetçisinin binmesi lazım. İniyor, hizmetçiyi bindiriyor. Yollarında bu tutuyor. Hazreti Ömer tutuyor halife. Hemen geliyorlar, diyorlar ki efendim, Kudüsler kale kapısından şey yapıyorlar. Halifeyi diyor, hani sizin hizmetçiniz halife zannederler. Diyor ki deveye siz binseniz. Orada bir şeylerleniyor mübarek. Buyuruyorlar ki hak onun. Biz oradan sözleşip binerken bu şekilde bindik. Şimdi ben onu deveden indirip ben binersem ben ona zulmederim. Adalet zahil olur. Adalet zahil olur. Hala diyor daha önce cahiliye dönemindeki düşüncelerden kurtulamamışsınız bazılarınız. O zaman diyor adalet nerede kalır? Ya adalet yoksa zulüm vardır. Efendim bu zulüm mü? Zulüm tabii. Bunun hizmetçisi bir şey demeyecek ama eziyet edecek ona. Zaten yürüyüp geliyordu, hala yürütüyorsun sen onu. Zulüm müdür? Zulümdür tabii. Atım var, ben binmişim, çocukları da yayan yürütüyorum falan. Atı tırısa kaldırıyorum, koşun bakalım falan. Zulümdür ya. Ya dövmedim, sövmedim. Yoruyorsun ya, zulümdür bu, başka bir şey değil ki. Başka bir şey değil ki. Yani dolayısıyla, ben de herhangi bir şey söz konusu değil. Değil, değil. Peki zaten bunun tersi zulmedilince zulüm görmüş. Yani mazlum kime dönüyor? Zulüm görmüş, zulme uğramış. Halim, selim, sakin, sessiz kimse demektir. Zalimse zulmeden kimseye denmektedir. Zulmeden. Yani ahir zamanda zulme uğrayan da çok ama zulüm yapan da çok. Hani şimdi bazıları diyor ki benim bir şeyim yok canım, ben bir şey yapmadım falan filan. Sen de aynı şekilde evdeki çoluğu çocuğu eziyorsun. Veyahut da kadınsa malın mülkün varsa kocanı eziyorsun. Erkeksen aynı şekilde itibarın varsa hanımını eziyorsun falan filan yani. Bunların hepsi zulümdür Mustafa Bey. Veyahut da komşularına aynı şekilde hava atıyorsun. Veyahut da onlara tepeden bakıyorsun. Ya, ne bileyim onlara eziyet ediyorsun. Bir şeyler yapıyorsun falan filan. Falan filan. Bunların hepsi zulüm müdür? Zulümdür. Mesela en büyük zulümlerden bir tanesi de çoluğuna çocuğuna dinini öğretmemektir buyuruyor. Çünkü onun cehenneme gitmesine sebep oluyorsun. En büyük zulüm. Mesela bir beldeye daha önce Müslüman ordular niye giriyordu? Hem arazileri yokmuş da işte arazilerde falan gözleri yoktu ki. Girdikleri zaman aynı şekilde oradaki Hristiyandır, Mecusidir. Arazilerini almıyorlar ki. Başlarındaki İslamiyet buraya girmesin diyorlardı. Diyor ki aç kaplarını biz anlatalım Müslümanlığı. Kabul eden esir etmiyor. Hayır diyordu falan. Onun üzerine aynı şekilde dövüşüyor ve giriyordu. Oraya girince Müslümanlar oradaki insanlar görüyor. Mesela İstanbul'da bir vefa semti var değil mi? Evet. Ebul Vefa Hazretleri İstanbul fethedildiği zaman gelmiş oraya bir dergah kurmuş. Orası Hristiyandı. Ebul Vefa Hazretleri ve onun talebelerini oradaki insanlar ya Hristiyan da olsa Yahudi de olsa ne olursa olsun. Yani netice itibariyle Allah-u Teala'nın kulu değil mi? Baktılar baktılar dediler. Bunlar doğru söylüyor. Bunları yaptığı doğru. Seve seve Müslüman oldular.
İslamiyet fetihten murat o. Yoksa bir gelelim bizim topraklarımızı alalım, işgal edelim, öyle değildi o. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönül Pınarı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız mazlum olmak veya zulüm, zalim olmak, bunların nasıl olacağı konusunda bize bilgiler veriyordu. Şimdi konuyu biraz dağıtmış gibi olacağız ama özür dilerim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz aslında bir şekilde cevabını verdiniz az önce birinci bölümün sonunda. Yani din adına, dinin emirleri adına zulüm olur mu diyecektim. Bunu soracaktım. Bir tarihte bir çocukla tanışmıştım. Çocuk dedi ki ya benim babam çok zalim bir adamdır falan filan. Niye? Deyince işte babam benim çok kuralcıdır, devlet memurudur, emeklidir. Dolayısıyla bizi sürekli zorla sabah namazına kaldırıyordu falan diyor. Buna zulüm diyor çocuk. Şimdi böyle bir zulüm olur mu? İkincisi dinin emirlerini yapmak için ya da yaptırmak için birine kitap verdin. Ya bunu oku dedin. Hatta biraz zorladın. Nazın geçiyordu filan. Bu zorlamak zulüm olur mu? Ama bir de başka bir yönden sormak istiyorum. Bir bidat var. Diyelim ki hoparlörle ezan okumak bidat. Ama öyle bir şey ki adam hoparlörü, caminin hoparlörünü dayamış sabahın o vaktinde. İnsanlara bangır bangır bağırarak ezan okuyor güya. İnsanları da rahatsız ediyor. Bu zulüm olur mu? Yani bu üçünü birleştirip özür dilerim. Estağfurullah. Mustafa Bey, bu anlattıkların hepsi de zulümdür. Anlattıkların hepsi de zulümdür. Çünkü kalplere müdahale etkisi Allah-u Teala'nındır. Tamam, bir baba çocuğunu namaza kaldırır. Ama bunun başka yolları da vardır. Şimdi bu şekildeki davranış çocuğu dinden soğutmuş. Zalim diyor babasına. Dinden soğutmuş ve çocuk yani cennete giden yoldan çıkartılmış, cehenneme giden yola düşmüş. Adam hoparlörü takıyor, evi de oradaysa falan. Bir de ıslık çalıyor, tamam mı? Adam hastaysa, çocuk uykudaysa veya kendisi aynı şekilde derin bir uykuya geçmiş, zın diye kalkmıştır falan, kafası döner veya aynı şekilde tuhaf olur falan. Bunlar hepsi zulümdür. Çünkü şu veya bu şekilde, ister psikolojik olarak, ister bedenen, ister başka şekilde karşı taraf zarar görüyor. Bakın, şimdi bir ifade geçiyor. Dünyaya milyarlarca insan gelmiş, bir müddet yaşamışlar, sonra ölüp gitmişler. Bunlardan bazıları zenginmiş, bazıları da fakirmiş. Kimi güzel, kimi çirkinmiş, kimi zalimmiş, kimi mazlummuş. Ama o hallerin hepsi geçip unutulup gitmiş. Şimdi, ezilmenin, zulme uğramanın verdiği mecburiyet, boyun büklüğü, kalbin kırıklığı, mazlumun duasında kabule sebep olur buyuruyor. Kabule sebep olur. Ve mazlum da tarif edilirken, malına, mülküne, canına, namusuna tecavüz edilen mazlumdur. Kalbi kırılan mazlumdur. Hakları gasp edilen mazlumdur. Dövülen, hakaret edilen mazlumdur. İtilen, kakılan, hor görülen, ezilen, kıymet verilmeyen hep mazlumdur. Yani çerçeveyi geniş tutmuşlar. Şimdi herkesin içerisinde, şuna bak, ayaklarına falan bak, çarpık çarpık. Burnu öyle eğri meğri falan. Ha yüzüne de bak ya, yüzüne bakılacak gibi değil falan. Bu ne? Eziyorsun. Sen zalimsin o anda. O da mazlum korumuna düştü. Çünkü hakarete uğruyor. Değil mi? Evet. Kendi elinde olmayan vücut yapısıyla alay ediliyor. Vücut yapısıyla alay ediliyor. Ama bu şekilde böyle alay edilen imanlı birisi ise, gerçekten kalbi kırılmış ve cevap da vermediyse o anda, işte o anda onun kalbinin kırıklığı sebebiyle biraz önce şey yaptık da mazlumun duasının kabulüne, zalimin de felaketine sebep olmakta. İşte ezilmenin, zulme uğramanın verdiği mecburiyet, boyun büklüğü, büküklüğü, kalbin kırıklığı, mazlumun duasının kabulüne, zalimin de felaketine sebep olmaktadır. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruyor ki mazlumun duası kabul olur. Devamlı yükselir cevap vermesi. Arşa dayandığı zaman anında karşılığı verilir onun. Anında verilir. Ve yine bir hadis-i şerifte üç kimsenin duası muhakkak kabul olur. Mazlumun, misafirin, ana ve babanın. Geri dönmez buyuruyor. Geri dönmez.
Ve yine başka bir hadis-i şerifte kafir olsa da mazlumun bedduası reddedilmez. Ya. Kafir ya bunun işte. Elini keselim, kolunu keselim. Karısına tecavüz edelim, kızını kaçıralım. Hop bir dakika hemşehrim, sana kim verdi bu yetkiyi ya? Değil mi? Yapamazsın bunu. Orada ama efendim bu kafir. Allah-u Teala hiçbir peygamberine, hiçbir kuluna bana inanmayanların cezasını siz verin diye emir etti ki. Ben kendim veririm. Onu hesaba çekerim. Kendim veririm buyuruyor. O cezayı verilmedi. Siz sadece götürüp aynı şekilde benim emir ve yasaklarımı onların önüne koyacaksınız. Tercih onlara aittir. Hesabını da ben soracağım. Aksine bunu da tatlı değil, güler yüzle yapacaksınız. Tabii. Tabii onu da öyle yapacaksın buyurdu. Onun için böyle bir kafir de aynı şekilde mazlum konumuna düştüğü zaman onun bedduası da reddedilmez. Başka bir hadis-i şerifte insanlara zulmeden kıyamette bunun azabını çekecektir. Bir hadis-i şerifte de gayrimüslime zulmedenden kıyamet günü onun hakkını ben isteyeceğim. Hadi buyur, peygamber söylüyor bunu. Gayrimüslime zulmedenen onun hakkını ben isteyeceğim buyuruyor. Hani Amr İbn As radıyallahu teala hazretleri Mısır'da vali, Hazreti Ömer Medine-i Münevvere'de devlet başkanı. İşte sarayın bahçesini Mısır'da genişletmek istiyorlar ama bir Hristiyan ait. Hristiyan da bahçeyi satmak istemiyor. Hanımına gelmiş demiş, ya demiş ne yapacağız bilmiyoruz falan. Hanım da demiş, ya demiş bunların bir emiri varmış. Yani çok adil falan diye. Bir gitsene. Ya diyor ben Hristiyanım, dinler mi? İşte anlarız ya diyor. Yani adil dediklerine göre adil olan Müslüman, gayrimüslim kim varsa herkesin hakkını müdafaa eder. Hakkı sahibine iade eder. Biz de görürüz diyor, anlamış oluruz diyor. Bunun üzerine adamcağız gelmiş. E tabii Mısır'da orada bir daha önce aynı şekilde Bizans'ın çeşitli Mısır medeniyetlerinin bir sürü saraylar var. Vali de sarayda oturuyor. E şimdi valinin amiri halife Medine-i Münevvere'ye geliyor. Adam saray arıyor. Saray yok. Diyorlar ki yani sizin devlet başkanı saraya, onun sarayı yok diyorlar. Peki nerede? Şu gördüğün ev diyor. Onu diyor aynı zamanda diyor şey olarak da kullanıyor. Devlet başkanlığı merkezi olarak da kullanıyor orasını. E şimdi nerede diyor? Dışarı çıktıydı diyor. Bu tarafa doğru gittiydi. Neyse o tarafa doğru gidiyor. Bakıyor üstü yamalı, elinde böyle bir baston olan birisi geliyor. Buna soruyor. Kimi arıyorsun? Ben diyor halifeyi arıyorum. Ne işin var diyor halifeyle? Ne işin var halifeyle? E diyor onun diyor valisi diyor. Ben diyor bir bahçem var, satmak istemiyorum ama diyor yani baskı yapıyor diyor satılması için diyor. Gel benimle diyor. Allah Allah, kim ki bu adam diye geliyor. Eve geliyor, bir kağıt, kağıt yok. Ondan sonra deri, deri de yok o anda. Yazı yazacaklar. Şeyde hayvanların kürek kemiklerini düzlerler. O kürek kemiğinde boş yer var ya. Demişler efendim kürek getirin diyor, bir kürek kemiği. Onu getirmişler. Üzerine yazıyor. Ben Nüşirivan'dan daha mı az adilim? Emir-i Müminin Ömer İbni Hattab. Götür bunu ona ver diyor. Ben Nüşirivan'dan daha mı az adilim? Ömer İbni Hattab halife-i Müslümin. Adamın kafası iyice karışıyor. Elinde. O kadar yolu boşuna teptik. Diyor boşuna gelmişiz diye. Gidiyor doğru evine varıyor Mısır'a. Ne oldu diyor, boşuna gittik diyor falan. Niye diyor? Aa diyor bu kemik diyor ya. Bu da ne yazdığı da anlaşılmıyor diyor. Ne yazdığı da anlaşılmıyor falan. Yok diyor bu işi olmayacak. Ya diyor o kadar diyor Medine-i Münevvere'ye gittin geldin. Eziyete katlandın diyor. Yarın da götür. Ya diyor güler bana diyor. Çünkü sarayda oturuyor ya. Adamı daha çok kızdırmayalım. Kızdırmayalım. Ben diyor gördüm bunların emiri diyor. Yani bir ev gibi, ev kılıklı bir şeydi diyor. Oturuyor diyor. Saray maray yok diyor. Bu vali diyor. Yani saray marayı var dinlemez diyor. Götür diyor. Sarayın bahçesinde Amr ibn As radıyallahu anh eshabıyla oturmuş. Neşeli neşeli bir şey anlatıyormuş. Uzaktan bu adam da elinde kemiği sallayarak geliyormuş. Hazreti Ömer'in yazısını tanımış. Çünkü beraber arkadaşlarmışmış daha önce. Uzaktan tanımış. Birden ona işe gitmiş. Bembeyaz olmuş. Hemen ayağa fırlamış. Adama demiş ki bak ne istersen yapayım. Ha altına yazmış Hazreti Ömer. Ya bu bunun işini bitir ya da geldi yanıma. Ben diyor onun siyasetine takat getiremem. Diyor ki istersen bahçene bahçe katayım. Ben vazgeçtim istemiyorum bahçene de diyor. Bahçene bahçe katayım.
Ben diyor bir şey anlamadım diyor. Bir dakika dur diyor. Bu ne diyor? Ben Müslüman'dan daha mı az adilim? Ben hiçbir şey anlamadım bundan diyor. Diyor ki biz Müslüman olmadan önce Mekke-i Mükerreme'de Ömer İbn Hattab'la beraber atlar, develer aldık diyor. İran'a götürdük diyor. Fakat diyor bizim hayvanlar çalındı diyor. İşte araya diyor şey yaptık falan. Bir şey çıkaramadık diyor. Hancı dedi ki diyor o zaman Nüşirvan varmış başında. Ben diyor bir tercüman tuttum. Tuttu diyor. Durumu anladı diyor. Meğer diyor bizim diyor hayvanları çalan Nüşirvan'ın veziriyle oğluymuş. Bedellerini ödedi diyor. Bedellerini ödedi ve hemen şehri terk etsinler. Biri falan kapıdan, biri falan kapıdan. Kapının birisinde vezir asılıydı, öbürüsünde oğlu asılıydı. Şimdi diyor anladın mı diye ne demek istediğini? Ben Nüşirvan'dan daha mı azadelim? Seni Mısır'da diyor sarayın kapısına asarım diyor dedi. Asarım diyor dedi. Ondan sonra tabii onun rengini mengini falan gittiğini diyor ki diyor bırak bahçeyi de diyor bana diye İslamiyet anlattı. Ben sizin emirinizi gördüm diyor. Ya malı mamalı bir elbise. Ama diyor sizin bu itaatiniz, sizin bu korkunuz, sizin bu korkunuz onun gücünden değil. Hepiniz diyor yani dininizden geliyor bu. Önce diyor bana dininizi anlatın ben Müslüman olmak istiyorum. Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Şimdi adalet kimde olursa olsun güzel olur. Zalim kim olursa olsun ister Müslüman zulmetsin isterse aynı şekilde kafir zulmetsin. Zalimin hasmıyım buyuruyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Aklı olan kimse zevklerini Allah-u Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder, kendisine kötülük yapanları, yapanlara iyilikte karşılık verir. İyilik yapamazsa hiç olmazsa sabreder. Bütün rahatlıkların, saadetlerin başı iman etmekte, Müslüman olmaktadır. İman etmek de kolaydır, zor bir şey değildir. Zalimin biri büyüklerden birine zulmedermiş. Bu zatı demişler ki bunu beddua etsin olmaz mı? Cevaben o zat duymuş ki, o bana değil kendine düşmanlık etmektedir. Kendine yaptığı bu zarar ona yetişir diyor. Ayrıca bir zarar da ben ilave etmeyeyim diyor. Zaten o yaptığı zulüm onu diyor götürüyor. Götürüyor. Hadis-i şerifte insan kendisine zulmedene beddua eder. Böylece hakkını dünyada almış olur. Belki zalimin hakkı da kendisine geçmiş olabilir. Bunun için de mesela kitaplarda zalime bile aynı şekilde beddua etmeyip hakkından vazgeçmesi tavsiye edilmiştir. İbadetleri yaptığı halde zulmeden ve tevbe etti ise de mazlumu bulamayan, bununla dünyada helalleşemeyen bir kimse hakkında hikaye olunur ki Allah-u Teala'nın huzuruna götürülür o kimse. Dünyada helalleşemediği kul hakları varsa meydana çıkarılır. Mazlum onun boynuna sarılır. Allah-u Teala mazluma, ey mazlum yukarıya bak buyurur. O mazlum baktığı vakit görür ki bir köşk gayet büyüktür. Ziyneti ve büyüklüğü akıllara hayret verir. O mazlum, ya Rabbi bu nedir der. Allah-u Teala bu satılıktır. Benden satın alır mısın buyurur. O mazlumsa, ya Rabbi bunun kıymetini ödeyecek benim bir şeyim yok ki der. Allah-u Teala buyurur ki, kardeşini zulmeden kardeşini affedip halas edersen köş senindir. O kulda ya Rabbi emri ilahin sebebiyle ondaki haklarından vazgeçtim der. Şimdi Allah-u Teala tövbe eden zalimlere böyle muamele eder. Nitekim İsra suresinde ben azimüşşan tövbe eden kimseleri mağfiret ederim buyuruyor. Bu imanlı olup da tövbe eden içindir yalnız bu. Şimdi dünyada tamam bana hakkı geçti şunu oldu bunu oldu falan dedi ama bulamadı sonra. Onunla helallaşacaktı, onunla helallaşacaktı. Konuyla alakası yok da şeyin Fatih Sultan Mehmet Han babaları... Sultan Murat Han o Balkanlarda o mübarek zatın girdiği savaş hangisiydi? Kosova. Kosova. Evet. Orada Ulubat'tan Hasan isimli bir yiğit. Şehit düşerken sultan böyle dolaşırken rastlamış. Sultanım diyor Ulubat'ta diyor bir oğlum var. O sana emanet diyor. Ruhunu teslim ediyor. Bu da oğluna. Fatih Sultan Muhammed Han'a. Diyor ki böyle böyle. Bana vasiyeti var sen bul bunu. Sen bul bunu. Arıyor tarayı bıraktıramıyor. Meğer annesi oradan oraya başka bir köye geçmişler. Bulamamışlar. İstanbul'un fethinde işte Burçlara ilk sancağı diken boynunda bir künye çıkıyor. Hasanoğlu Hasan Ulubat. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve şehit oğlu şehit biz de seni arıyorduk. O da orada şehit olmuş.
babası orada, onu da orada şehit olmuş. Şimdi zalimmiş, hatasını anlamış, aramış bulamamış ve hatta vefat etmiş. Hani akrabasıyla bile helalleşmiş ama tövbe etmiş. Allah-u Teala da, o da imanlı gitmiş. Allah-u Teala helallaştırır buyuruyor onları. Helalleştirir buyurur. Bir de mesela kitaplarda buyuruyor ki böyle durumlarda muhakkak hak geçmiştir. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, sadaka verdiğimiz zaman, ne bileyim herhangi bir kimseye iyilik ettiğimiz zaman, yardım ettiğimiz zaman dilimize bunu pelesenk edinmek. Neyi? Ya Rabbi bu okuduklarımdan, bu verdiklerimden hasıl olan sevaptan işte Peygamber Efendimiz sırayla geliyorsun, geliyorsun. Üzerimde hakkı olanlara da. Üzerimde hakkı olanlara da. Peki ne olur? Şimdi diyelim ki Mustafa Togöz'ün Osmanlı'da 10 gram alacağı kalmış. Mahşer günü hesaba geliyor 10 gram. Ama Osmanlı dünyadayken haberi hediye etmiş. İşte Osmanlı'nın hesabı geliyor. Hak sahibi olanlar gelsinler. Mustafa Togöz de geldi. Melekler diyor ki senin ne alacağın var? Bak diyor benim 10 gram alacağım var. Onu sana gösteriyorlarmış. Bak bakalım şu amelleri sen mi yaptın? Bakıyor musun? Hayır diyormuş. Diyormuş. Ya bunu Osmanlı dünyadayken göndermiş. 100 gram. Sen 10 gram diyorsun, o 100 gram göndermiş. Dolayısıyla bu şekilde böyle yani o borçlarda ödenmiş olur. Bu da güzel bir yol. Ha biraz önce nakletmiş olduğumuz evet Allah-u Teala lütfeder, ihsan eder. Herkese nasip olur mu? O ayrı bir mesele. Dolayısıyla şey itibariyle biz önemli peşim, olan imanlı gitmek yani. Ha, imanlı olarak gitmektir. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Irak memleketinden birine cihad için ordu göndermiş. Bir gün Medine otururken birden efendim buradayım, buradayım diye seslenmiş Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de. Hiç kimse neden böyle seslendiğini anlayamamış. Nihayet ordu zaferler kazanarak döner. Kumandan Hazreti Ömer'e kazandıkları zaferi anlatmaya başlayınca Hazreti Ömer bunları bırak kendisine zorla suya gir dediğin kimsenin hali ne oldu diye sorar. Kumandan ya emiral müminin bu işte benim bir kötü bir niyetim yoktu. Bir suya ulaştık, o sudan geçmek için derinliğini öğrenmek istedik. O kimseyi soyup suya soktuk. Hava soğuktu. Ya Ömer, ya Ömer diye feryat eyledi. Sonra şiddeti soğuk sebebiyle vefat etti dedi. Komutanın anlattıklarını dinleyenler daha önce Hazreti Ömer'in lebbeyk lebbeyk diye söylemesinin ey Ömer neredesin diye seslenmesine cevap olduğunu anladılar. Hazreti Ömer o kumandana eğer bundan sonra usul olarak kalmayacağını bilseydim senin boynunu vurdururdum dedi. Ya. Haydi şimdi git o mazlumun diyetini ailesine ver. Bir daha da böyle bir şey yapma dedi. Diyet ödettiriyor. Mazlum hakkım dediyerek başkasına da zulmedemez. Bu mecellenin 921. maddesiymiş. Mazlum olanın başkasına zulmetmeye hakkı yoktur. Her ikisi de öder. Mesela sahte para alan bunu başkasına da veremez. Nasılsa bana verdiler ben de şey yapayım. Olmaz ya da olur. Ben çektim zamanında deyip gelinine çektiren kaynanılar. Olmaz o. Yani o da zulümdür netice itibariyle. Bir zaman iftira sebebiyle Zünnun-u Misri Hazretleri hapsetmişler. Günlerce aç kalmış. Bir kadın iplik parasıyla hazırladığı yemekten ona göndermiş. Zünnun-u Misri Hazretleri o yemekte yememiş. Kadın bunu içtince üzülür. Helal parayla yaptığını biliyorsun. Niçin yemedin diye haber gönderir. Zünnun-u Misri Hazretleri evet yemek helaldi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler buyuruyor. İbn-i Vefa Hazretleri de buyuruyor ki bir zalime kalben meyleden kimseye fitne ateşi sarar. Böyle kimse ancak Allah-u Teala yardımıyla kurtulabilir. Allah-u Teala zalim olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Son nefeste de hepimize iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Konuları.